Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık hem de çok kolay 4 sırada harika bir model yapacağız. Modelimizi Himalaya'nın güzel şöyle %100 akrilik bir ipiyle yapacağız sevgili hanımlar. Evet, Himalaya biliyorsunuz kaliteli, çok güzel bir ip. Elinizde sizler ne varsa onunla yapabilirsiniz. Gerçekten modelim her örgüye uyan harika bir model. Evet, ipimizin numarası burada sevgili hanımlar. Yine Nasrettin Hoca'nın hesap ters tuttum. Evet, şöyle. Hemen burada 100 gram sevgili hanımlar, 250 metrelik bir ip. Harika, güzel dokusu olan bir ip. Şöyle orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Evet, modelimize geçelim. Hanımlar, bu modelimizden neler yapabiliriz? Bu modelimizden neler yapamayız ki? O kadar güzel şeyler yaparız ki. Hem kolay hem basit. Bebek yeleklerinde, özellikle bebek yeleklerinde muhteşem bir model. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, hırka, atkı, bere, süveter. Dilediğiniz her örgüde kullanabileceğiniz basidin basidi, kolaydan kolay, çok şık, çok güzel bir model yapacağız. Evet, şöyle hemen ilmek sayılarımı vereyim hanımlar. 3 numaralı bir şiş kullanacağız. Hemen şöyle numaramızı da bir gösterelim. 3 milimlik bir şiş sevgili hanımlar. Hemen ilmek sayılarım. 4 ve 4'ün katları sevgili hanımlar artı 3 ilmekli modeli kuruyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde ilmeklerimizi atıp sonuna da 3 ilmek fazladan atıyoruz hanımlar. Evet, modelimizin ön yüzü bu şekilde bir ters bir düz olarak ayarladım. Sizler burada kenar patlarınızı ayarlayın, lastiğinizi yapın sevgili hanımlar. Daha sonra modelinize geçin. Örgümüzün, modelimizin arka yüzünden modelimize başlıyoruz. Evet, şimdi hemen burada sevgili hanımlar bakın, kenar ilmeğimi aldım. Burada bir düz, bakın, bir düz 3 ters yapıyorum. Hemen bir düz 3 ters, 1, 2, 3, bir düz 3 ters. 1, 2, 3. Evet, bir düz 3 tersle sıramızı tamamlıyoruz. Bakın, bir düz 3 ters. 1 düz 3 ters. 1, 2, 3. 1 düz. Yine 1, 2, 3 ters. 1 düz. Evet, 3 ters, 1, 2, 3, 1 düz. Bakın, 1 düz, 3 ters. 1, 2, 3, 1 düz. Yine 1, 2, 3. Bakın, 1 düz ve kenar ilmeği. İlmek sayılarınızı doğru atarsanız tam denk geliyor sevgili hanımlar, bakın. 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek yaptık. Evet, şimdi modelin ön yüzündeyiz. Modelin ön yüzünde ve ikinci sırasındayız sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimizi hemen bu şekilde alıyorum, örmüyorum. Burada bir ters yapıyorum. Bakın, bir ters 3 düz. 1, 2, 3. Bir ters. Yine 1, 2, 3. Bir ters. 1, 2, 3, 1 ters, 1, 2, 3 düz, 1 ters olarak da ikinci sıramız devam ediyor hanımlar. 1, 2, 3, 1 ters, yine 1, 2, 3, 1 ters, 1, 2, 3, 1 ters ve kenar ilmeği. Evet, modelimin ikinci sırasında bu şekilde hazırladım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. İlmekleri gördüğünüz gibi örüyoruz hanımlar. Modelimizin üçüncü sırasında da aynı işlemi yapıyoruz. Modelimizi dördüncü sırada uyguluyoruz. Kenar ilmeğimiz bir düz. Yine bir, iki, üç ters. Bir düz. Tekrar bir, iki, üç ters. Bir düz. Yine bir, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3 ters, 1 düz. 1, 2, 3, 1 düz. 1, 2, 3, 1 düz ve kenar ilmeği.
Evet, modelimizin 3. sırasında bakın bu şekilde yaptık. Görüntümüz arkadan bu şekilde. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz ve son sırasındayız. Abla ne yaptık ki son sırasındayız diyorsunuz ama şimdi göreceksiniz, kabartmalı harika bir model ortaya çıkacak. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada bir tersim var, hemen örüyorum. Şişimi bir kez doluyorum, modelin 4. sırasındayız. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle bir rahatlatıyorum hanımlar. İçeriden dışarı bu 3 ilmeğimi hemen şu şekilde alıyorum ve üçünü birlikte topluyoruz. Şöyle. Bakın. Bir kez doluyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Evet güzel hanımlar, bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi burada bir ters ördük. Bir doluyorum. Bakın 3 tane düz ilmeğim var. İlmeklerimi öncelikle şöyle bir rahatlatıyorum. Daha sonra bu 3 ilmeğimin içinden girerek sevgili hanımlar, içeriden dışarı bir toplama yapıyorum. Bakın şöyle. Biraz sık örmüşüz. İlk sırada genelde bu olur hanımlar. Model alıştıktan sonra elinizde su gibi akıp gidecek. Evet, şöyle 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir doladım, bir ters. Bakın. Şimdi tekrar yine bakın ters ilmeğimi ördüm, bir doluyorum. Yine burada aynı şekilde 3 ilmeğimin 3'ünü öncelikle bir şöyle rahatlatıyorum. Sonra içeriden dışarı doğru sevgili hanımlar 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte topluyorum. Bir de 3 numarayla örüyorum yanımlar. İlmeklerim iyice sıkı. Evet bakın 3'ünü bir topladık. Bir doluyorum. Bir ters. Yine 3 ilmeğimi bakın şöyle. 3'ünü bir topluyoruz. Evet şöyle. Bir doluyoruz, bir ters. Kamera önünde de örmesi daha bir zor hanımlar. Normal olsa takır takır öreriz. Evet bakın bir doluyorum. Yine 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum, bir ters yapıyorum. Bir doluyorum, yine 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şekilde bir dola, bir ters, bir dola, yine son kez 3 ilmeğimizi burada yapıyoruz. Evet bu şekilde. Bir sonraki sıralarda daha rahat olur hanımlar. Modele yeni başladığımız için, yeni kurduğumuz için ilk sırasında bu sıkıntı olabilir. Bir de hani ters yönden girdiğimiz için şöyle ters yönden toplaması biraz tabi şey oluyor ama model harika bir model. Doladım, bir ters ve kenar ilmeği. Evet şöyle bakın görüntümüz. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters ilmek, doladığımız ilmekleri de ters yapıyoruz. Bakın 1 2 3. Yani bir düz, 3 ters. 1 2 3 1 düz 1 düz 2, pardon 1 ters 2 ters 3 ters 1 düz. Yani 1 düz 3 ters 1 düz 3 ters olarak sıra sonuna kadar 4. sıramızda bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Evet 1 düz. Hemen doladığımız ilmekler ters ilmek oluyor hanımlar. Ön yüze 3 düz ilmek çıkması gerekiyor. 1 düz, bir ters, ikinci ters, üçüncü ters, bir düz, bir ters, ikinci ters, üçüncü ters, bir düz ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar, şöyle sizlerle bir model yaptık. Bakın bir modelimiz bu şekilde. Model kendini ilerledikçe gösteren bir model, kabartmalı harika güzel bir model sevgili hanımlar. Şöyle
Sizler dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine çok yakışan. Ben sizlere yelek model olarak anlattım. Siz istediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Evet, şöyle şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyoruz? Hemen onu da göstereyim hanımlar. Bakın, kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane ters yapıyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Aslında birinci sırası modelimizin arka sırasında yaptığımız sıra. Burası ikinci sırası hanımlar. Şu arka sırasındaki ters sıra yaptığımız sıra birinci sıramız. Burası ikinci sıra. Onu söylemeyi unuttum. Evet, şöyle hemen 1 ters 3 düz. 1, 2, 3. 1 ters. 1, 2, 3 düz. 1 ters. Yine 1, 2. Burada bir ilmeğimiz eksik. Evet arkadaşlar, burada bir ilmeğim kaçmış. Hemen top düzelttim. Evet bakın, yine tersimizi yaptık. 3 düz. 1, 2, 3, 1 ters. 1. Bakın burada kaçırmayalım. Dikkat edelim. Biraz önce kaçırmışım ben. 1, 2, 3, 1 ters. 1, 2, 3, 1 ters. 1, 2, 3, 1 ters ve kenar ilmeği. Evet, ikinci modelimi de bakın bu şekilde kurdum sevgili hanımlar. Modelimizin ikinci kuruluşu da bu şekilde. Şimdi modelimizin arkasından da yine ilmekleri tersi ters, düzü düz örelim. Sıra başına gelelim. Bakın, kenar ilmeğim, düz ilmeğim. 3 ters. 1, 2, 3. 1 düz. 1, 2, 3. 1 düz. Yine 1, 2, 3. 1 düz. 1, 2, 3. 1 düz. 1, 2, 3, 1 düz, 1, 2, 3, 1 düz, 1, 2, 3, 1 düz ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin 3. sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi modelin 4. sırasındayız. Evet, şu modeli topladığımız sıra arkadaşlar 4. sırası ve son sırasıydı modelimizin. Arkasından ne yaptık? İlmekleri, doladığımız ilmekleri ters örerek bir düz 3 ters, bir düz 3 ters yaptık. Sonra ön yüzünden yine ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Tekrar arkaya geldim. Burada da şimdi gördünüz, ilmekleri gördüğümüz gibi ördük 3. sırasında. 4. sırasında şimdi burada yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. Modelin 4. sırasında yapıyoruz o işlemi. Evet, kenar ilmeğimi aldım. 1 ters. Bakın. 1 doluyorum. Bakın, 1 doluyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi, şu 3 ilmeğimin 3'ünü birden içeriden dışarı doğru sevgili hanımlar şu şekilde içeriden dışarı doğru topluyoruz. Bakın. 1 doluyorum. 1 ters yapıyorum. Tekrar bakın. 1 2 3 ilmeğim var. Şöyle bir rahatlatıyorum ilmeklerimi. Sevgili hanımlar, içeriden dışarı doğru bakın. İçeriden dışarı doğru bir ilmek alıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Bir doluyorum, bir ters yapıyorum. Tekrar bakın, tersi yaptıktan sonra bir kez daha doluyorum. Yine buradaki 3 ilmeğimi bu şekilde hemen içeriden dışarı doğru topluyorum. Doladık. Bir ters. Evet, modelimizin 3-4. sırasında bu şekilde yapıyoruz. Bakın, kabartmalı, harika, güzel bir model olacak sevgili hanımlar. Şimdi ben bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bakın, modelimizin 4. sırasında tamamladık. Şimdi 3. modeli de sevgili hanımlar, arkasındaki bu sırayla 4. sıramızda modelimizi bu şekilde bitiriyoruz. Arkasından tüm ilmeklerimizi ördüğümüz zaman sevgili hanımlar, modelimizin 3. modelin 1. sırası oluyor arkadaşlar burası. Bakın, kenar ilmeğim 1 düz, 1 ters, 2. ters, 3. ters ve 1 düz. 1 ters, 2. ters, 3. ters, 1 düz. Evet,
Şimdi ben sevgili hanımlar size dediğim gibi burası modelimizin, üçüncü modelin birinci sırası. Hemen tamamlayayım. Sıra başında buluşalım. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıranın arka sırada yapmış olduğumuz sıra birinci sırasıydı. Evet hanımlar, şöyle kabartmalı, hem güzel hem şık sizlere ben bir model anlattım. Şimdi ben modelimi biraz ilerleteyim. Şöyle ilerlemiş halinde bir görün. Gerçekten modelim çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Şimdi ben iki model daha yapıp geleyim hanımlar. Evet arkadaşlar, ben modelimi biraz ilerlettim. Geldiğim bakın şöyle harika, güzel, şöyle kabartmalı bir model oldu. Çok güzel oldu hanımlar. Dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. Hem güzel hem şık hem de çok kolay bir model. 4 sırada harika bir model sevgili hanımlar. Dilediğiniz örgü modellerinizde kullanın. Evet, ben şöyle bir ters bir düz lastik üzerine kurdum. Sizler yapmak istediğiniz örgülerinize göre yapın. Çok güzel bebek yelekleri, bebek hırkaları, çeyizlik yelek modelleri, hırka modelleri, çoluğunuza çocuğunuza kullanabileceğiniz, aile boyu kullanabileceğiniz harika güzel bir model sevgili hanımlar. Evet, yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olalım hanımlar. Modelimizin arkası da bakın bu şekilde. Harika bir model. Evet, modelimizin sonuna geldik. Şöyle modelimizi ben sizlere bırakayım hanımlar. Sizler dilediğiniz örgü modellerinizde bu güzel modeli yaparsınız. Çok tatlış bir rengimle modeli sizlere anlattım. Siz de henüz kanalıma abone değilseniz, abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Annemin Hobileri kanalında tekrar birlikte olmak üzere, hoşça kalın.